Bu göbek nasıl gitmiş görelim. Böyle cildimi de sevdim, böyle parladı. Ne yaptınız bana böyle yani? Bu Jax'le beraber yollara düşüyoruz. Gençler ve Genç Kalanlar Kulübü'nden bu haftada merhabalar. New York'tan döndük. Ne demiştim? New York dönüşü yeni bir detoks programına başlayacağımı söylemiştim. Ve bunun için çok heyecanlıyım. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü vücudumu toksik maddelerden arındırmak istiyorum. Bağışıklık ve sindirim sistemimi güçlendirmek istiyorum. Yani bu benim için kışa böyle yine bir vücutla giriş programı olacak. Sağlıklı bir şekilde giriş programı olacak. Bu 21 gün sürecek arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Yani 21 gün boyunca neler yaşadım, başıma neler geldi, kendimi nasıl hissettim. Size her şeyi detayıyla iyice anlatabilmek için benim başıma neler geldi. Siz de yapınca bakalım sizin başınıza neler gelecek göresiniz diye. İlk önce tabii ki de kilo da veriyoruz arkadaşlar. Yani en az 3 ile 8 kilo arasında kilo veriliyor bu detoks programıyla. Yani şurada bir göbek var. Bak göstereyim ben size, durun bir dakika. Yani şuradaki göbekten kurtulalım. Gittik New York'ta bir güzel yedik pastaları, tatlıları. Şu kollarımızı biraz zayıflatalım. Biraz şu yanlardan, basenlerden verelim diye düşünüyorum. İnşallah vereceğiz. Hepsinden kurtulacağız. Şimdi gidelim hep beraber tartalım kaç kiloyuz ve kaç kilo kaybedeceğiz. Hadi görüşelim tartıda. Ay inşallah çok çıkmaz yallah, yandım. Yersen New York'ta tatlıları, ondan sonra dersin göbeğim çıktı, kilom arttı. Dur bakalım kaç kilo. 57 ile gittim, bakalım kaç olmuş. 58.1. 58.1, yani 58 kilo ile başlayalım biz. 58 diyelim. Kilomuz 58. Bakalım bu 21 gün boyunca kilomuz kaça düşecek? Neler yapıyorum? Her gün 10 bin adım atmak zorundayız, tamam mı? Eğer siz de benimle birlikte yaparsanız sevinirim. Zaten Fadime Derin hanımefendinin linkini aşağı bırakacağım. Onunla irtibata geçebilirsiniz. Size gerekli bilgileri kendisi verecektir. Çünkü herkesin bünyesi farklı. Herkesin bünyesine göre program uygulanıyor. Ben sadece genel olarak bilgileri vereceğim size. Neler yiyip neler içtiğimi onları anlatırım. Hepsini ayrıntılı bir şekilde gösteririm. Yarın sabah başlıyorum. Heyecanlıyım. Sizinle de paylaşacağım için çok mutluyum. Hadi. Sağlıklı bir vücut için ideal pH dengesini sağlayan diyettir. Çünkü fazla asit bizleri hasta yapar. Şimdi bizler vücut asit diyelim. Bugün detoksumuzun ilk günü. Onun için size böyle genel olarak bir neler var listemde onları saymak istiyorum. Sabah uyanınca şifa içeceğimle başlıyorum. Sonra yeşil çayımız, sebzeler, yeşillikler, altın süt diye bir sütümüz var. Sonra tuz kürlerimiz. Bu detoks programı boyunca alkol ve kahve içmek yok. Ben çok kahve içerdim. Kahve yasaklandı bana. Onun yerine matcha tea içeceğim. Bitki çayı içiyoruz bol bol. Bitki çaylarımız çok var ve sebze yemeklerinden oluşuyor. Bol bol yürüyoruz, yoga yapıyoruz, pilates yapıyoruz. Kendimizi böyle çok enerjik hissedeceğiz. İnşallah bakalım. Birinci günden konuşmak kolay. Göreceğiz bakalım başımıza neler gelecek. Günaydın. Dışarıda çok güzel bir hava var. Güneş açmış vaziyette. İlk adımlardan biri yürüyüşe çıkmadan önce bir tane şifa içeceğim var. İlk önce onu içiyorum. Ondan sonra 10 bin adım atmak için Jax'le beraber yollara düşüyoruz. Yazık yavrum. O da benimle birlikte detoks yapacak valla. Ne yapalım? Hadi bakalım yürüyüşte görüşürüz. Çok lezzetli. Jax, hazır mısın? Yürümeye. 10 bin adım hazır mısın baby? Ha? Yaşık benim oğluma bakın ya. Çok tatlı bu, çok. Günaydın. Bugün diyetimizin 3. günündeyiz. 1 ve 2. günler gayet güzel geçti. Yeşil çayımız, matcha tea'miz, işte bol yeşilliklerimiz, yeşil sebze yemeklerimiz vardı listemizde. Fakat bugün 3. gündeyim. Derler ki diyetin en zor günü 3. günüdür. Eğer bu 3. günü atlatırsanız tamamdır. Yani pes etmeyeceğiniz anlamına geliyor. Fakat bu 3. günde biraz baş ağrısı oldu. O yüzden hemen Fadime Hanım'ı aradım.
Bana sıcak suyla tarçın önerdi. Sıcak suyun içine bir kaşık tarçın atıp karıştırıp içiyoruz. Baş ağrımızı alıyor. Gerçekten de işe yaradı. Çok mutluyum. Sadece bu üçüncü günde birazcık böyle enerjim düştü diyebilirim. Şimdi yürüyüşe çıktık. 10 bin adım yürüyüşü. Jax de yanımda her zamanki gibi. Bir parktayız. Size şimdi şeyi de gösteririm. Parkın içini de gösteririm. Çok güzel kaktüsler var. Bir kaktüs bahçesine geldik. Ağaçlar falan böyle çok değişik. Onları da göstereyim. İçiniz açılsın biraz. Evet, bugün 5. gün, bomba gibiyiz. Acayip enerjik hissediyorum kendimi. Yani bilmiyorum bana ne oldu. Böyle içim içime sığmıyor. Herhalde böyle bağırsaklar, böyle vücut bir temizlendi ya. O yüzden bir enerji geldi bana. Gece uyandığımda diyorum ki hadi sabah olsun artık, tamam yeter uyumayalım. Yani öyle bir enerji var içimde. Hatta bugün Fadime Hanım'a şey yazdım. Ne yaptınız bana böyle, yani bu kadar enerji kim, normal mi yani, hani normal seyirde mi ilerliyorum diye merak ettim çünkü. Tam gaz devam ediyoruz. Mutluyum, çok mutluyum. O üçüncü gün çok zordu arkadaşlar, evet biliyorum. Ama o ilk üç günden sonra, bir iki okeydi. Üçüncü gün çünkü başım falan ağrımıştı. Başım ağrınca böyle kendimi çok mutsuz hissettim. O günü atlattık. Sadece o gün mutsuzdum çünkü. Diğer geri kalan günlerde çok mutluydum. 1, 2, 4, 5. Gayet mutluyuz. Mutlu, emin adımlarla ilerliyorum. O enerjiyle birlikte her gün yogamı da yapıyorum. Yoga yapmazsam pilates yapıyorum. Ya da böyle dansla, aerobikle karışık videolar var YouTube'da. Onları yapıyorum. Yani tam gaz devam ediyorum. Hadi bakalım sonuçları hep beraber göreceğiz. Başladı. Tam 18 mile koşacaklar. Los Angeles'tan başladı. Santa Monica'ya kadar devam ediyor. Aferin arkadaşlar. Koşun. Ben de sizin yanınızda yürüyorum. 10.000 adımımı sizinle beraber atacağım. Çok yorulmuşlar. Daha downtown'dan, LA'nin merkezinden geldiler. Beverly ise şimdi Santa Monica'ya kadar devam edecekler. Herkese kocaman günaydın. Bu sabah mutluyum. Neden? Tartıyı zaten siz de gördünüz. 1.6 kilogram vermişim arkadaşlar. Büyük bir azim yani. Bir haftanın sonunda aferin bana diyorum. Çünkü bayağı bir böyle şey yaptım yani. Hani kuralların hepsine uydum. Çünkü şöyle bir huyum var. Bir şeye başlayacağım, yapacağım deyince yapıyorum yani. Ve eşim de beni dün akşam tebrik etti. Aferin dedi. Senin bu azmine yani tebrik ediyorum. Bu detoksumuzun ikinci haftası ve haftanın ilk günü pazartesi. Sabah kalktık, Jax'le beraber yürüdük. Yürüdükten sonra alışverişe gittim. Neden? Çünkü bu haftanın alışverişini yapmam gerekiyor. Bu hafta menü değişti. Tüh ya. Keşke sizinle birlikte çekseydim ben o alışverişi ya. Niye çekmedim? Neyse aklıma gelmedi. Üçüncü haftayı beraber gider çekeriz artık. Tam da Jax'in yanına geldim. Bakın burada oturuyorum. O yüzden burada oturup kaldım. Şimdi size yaptığım alışverişi göstereceğim. Bu hafta vegan haftası değil. Geçen hafta bol bol sebze yemiştik. Balık, et, yumurta, ondan sonra ne diyeyim peynir. Yani bu tip gıdalar yasaktı. Sadece yeşilliklerle beslendik. Yediklerimi zaten çekip çekip size göstermiştim.
Instagram'dan bol bol paylaşıyorum zaten resimleri de. Şimdi bu hafta da neler yiyeceğimi göstereyim. Çünkü alışverişe gittim. Bu hafta menüye et girdi. Hatta bu akşam köfte var. Sonra bir de balık var. İlginç değil mi? Bu hafta bizi şımartacaklar bence bunlar. Üçüncü hafta bilmiyorum ne yapacaklar. Sürpriz. Çünkü haftalık geliyor menüler bize. Herkesin tabii ki yediği, içtiği farklı. Her bünyesine göre ayrı şeyler veriyorlar. Hatta şeylerimiz bile var. Yani takviyelerimiz, ilaçlarımız da var. Onları da alıyoruz. Mutluyum. Neden? Çok enerjiyim. Acayip enerjik hissediyorum kendimi. Böyle uyumak istemiyorum yani akşamları. Böyle bir enerji geldi bana, anlayacağınız. Ne bileyim, cildimi de sevdim. Böyle parladı. Hiç makyaj yok mesela yüzümde şu an bu sabah. Bilmiyorum. Kendimi böyle ferahlamış, canlanmış, bağırsaklarımın temizlenmiş olduğunu hissediyorum. Zaten mutluluk bağırsakta başlarmış ya, bundan olsa gerek. Şimdi gidelim, çok konuşuyorum, çenem düşüyor. Gideyim aldıklarımı göstereyim ben size. Hadi gelin beraber bakalım. Bakalım, şöyle bir çevirelim. Evet, limonlar. En çok sevdiğimiz limon. Çünkü şifa içeceğimiz var sabahları ve limonsuz olmaz arkadaşlar. Bu hafta menüye grapefruit girdi. Kiviler girdi, oruncumuz var, portakalımız, salatalığımız var, maşallah. Eşime dedim ki salatalık var, sülaleye geçecek kadar salatalık almış. Marulumuz var, teşekkür ediyorum bu arada aldığı için tabii ki de. Elmalarımız var, elmalar da sabahları kullanılıyor. Bu green paper, bu dolmalı biberler Türkiye'de yok zannedersem. Şöyle bir açayım, göstereyim size. Çünkü bunlar, ben bunları Greek salatasında çok seviyorum. Acayip güzel oluyor. Ama şu an Greek salatası yaptığımda üstünde beyaz feta peyniri atamıyorum. Çünkü neydi? Vegan'dık. Öyle şeyler yemek yok. Bu da ne? Avokado tabii, bildiğiniz gibi. Zencefil. Zencefil mutlaka ve mutlaka hayatımızın vazgeçilmez bir parçası bence. Yani bu bizi, enerjimizi böyle şey yapıyor. Ne diyeyim, böyle fişekliyor, füze gibi. Böyle yağlarımızı yakmamızı sağlıyor. Bu sabahları şifa içeceğinin içinde de bulunuyor. Maydanoz. Maydanozsuz bir ev düşünemiyorum zaten. En çok sevdiklerimden bir tanesi. Ve kuşkonmaz. Kuşkonmaz aldım. Çünkü kuşkonmazı bu akşam, hani köfte varmış ya, köftenin yanına grill ızgara olarak kuşkonmaz yapmayı planlıyorum. Ve bakla. Baklayı da benim eşim çok seviyor. Bayılıyor. Zaten menümüzde yeşil sebzeler olduğu için yeşil yemekte kullanacağım bunu. Enginar. Aman Allah'ım. Enginarsız bir hayat olabilir mi sizce? Olamaz bence. Çünkü çok lezzetli ve acayip faydalı. Karaciğer dostu bir arkadaş. Ben bu arkadaşa bayılıyorum. Kabak. Kabağa da en çok yakışan tabii ki de dereotumuz. Dereotsuz da olmaz. Şimdi olsaydı ona mücver yapardım. Fırında yapıyorum mücveri. Tabii kızartması daha lezzetli ama sağlıklı olması için kabağımızı, yani mücverimizi fırında da yapabiliyoruz. Yeşil fasulyemiz var. Bu neymiş? Ah bu. Bakın bu tere. Bilirsiniz. Türkiye'de bol bol var çünkü. Bu tereyi ben nerede kullanıyorum? Yeşil mercimek yemeği yaptığımız zaman tere, turp ve yeşil mercimek. Üçlü. Vazgeçilmez bir yiyecek oluyor benim için. Acayip bayılıyorum o üçlüye. Burada neler var? Burada da domatesimiz var tabii ki. Benden matcha tea, benim kahvemin yerini tutuyor. Fadime Hanım'ın önerdiğine göre coconut milk'imiz var. Yani Hindistan cevizi sütü ve badem sütüyle birlikte karışık bu süt. Bu da sadece badem sütü olarak aldım. Tatlı değil bakın. Vanilyalı. Sonra burada da buğday galiba oluyor bu. Buğday sütü aldım. Bunu da çok seviyorum. Çünkü bunu ben matcha ile, bu ikisini çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Matcha ile daha güzel oluyor. Oat milk kullanınca matcha tea daha lezzetli oluyor. Et aldım. Onları dolaba kaldırdım zaten. Ve balığımız var. Levrek ve çupramız var. Bu haftanın menüsü böyle. Bir sürü şey aldım. Bunların hepsini ben yiyeceğim bir haftada. Tabii ki de eşime de vereceğim canım. Yani o kadar aç gözlü değiliz. Bunların hepsini yiyoruz. Bakalım bu hafta böyle bizi şımartmışlar. Bol bol vermişler.
Tabii ki de her gün 10 bin adımımızı atıyoruz. Bakalım ikinci haftanın sonunda haftaya pazartesi tartıya çıktığımızda kendimizi kaç kilo göreceğiz. Mutluyum çünkü enerjikim. Kilodan daha önemli kendimi sağlıklı hissediyorum. Şimdilik böyle. Gideyim ben altın sütümü yapayım. Birazdan altın süt saati geliyor. Görüşmek üzere. Menümüz aslında balıktı ama ben vegan olmayı tercih ediyorum. O yüzden onun yerine protein için ne yaptım? Mercimek yaptım. Size neyden bahsetmiştim? Şu tereden bahsetmiştim. Tere ve turptan. Bu üçü inanılmaz çok lezzetli. Çok severek yediğim bir öğün diyebilirim. Burada da ekstradan bir salatamız var tabii ki de. Diyetimiz bu akşam böyle. Evet, yine karşınızdayım. Üçüncü haftanın ilk günü. Pazartesi günlerden gelecek. Sen de mi geleceksin? Bu da merhaba diyecekmiş. Hemen geliyor zaten kucağıma bu benim. Bakın tıraş oldu benim oğlum. Çok tatlı oldu ya. Küçük şey. Neyse. Üçüncü haftanın ilk günündeyiz. Günlerden pazartesi. Sabah 10 bin adımımızı attık. Şifa içeceğimizi içtik. Arada yeşil çayımız vardı. Onu içtik. Bu diyette söylemiştim size. Çay ve kahve yok. Nedeni de vücudumuzda ödem oluşmasını istemediğimiz için tabii ki de. Üçüncü hafta yine veganız. Birinci ve ikinci hafta aslında birinci hafta vegandı, ikinci hafta değildi. Et ve balık girmişti menüye, daha önce söylemiştim. Üçüncü haftada kalktı. Ben şunu tercih ettim. İkinci haftayı da vegan olarak geçirmeyi tercih ettim. Çünkü dedim ki hadi hazır başlamışım ben bu diyete. Şöyle vücudumu iyice böyle hayvansal gıdalardan arındırayım. Bu benim tercihimdi. Tabii bunu Fadime Hanım'la konuşarak birlikte karar verdik. Yani kendi başıma vermedim ben bu kararı. Çok güzel gidiyor. Hatta bana Instagram'dan DM'den şey soruyorsunuz. Cildin neden bu kadar parlak? Ne yapıyorsun parlak olması için? Valla bu ara gerçekten de böyle parlıyor. Ben bu detoksa bağlıyorum arkadaşlar. İçtiklerime, yediklerime bağlıyorum tabii ki de. Çünkü gerçekten çok 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 sağlıklı besleniyorum. Bundan önce de besleniyordum ama hani arada böyle kaçamaklarım oluyordu tabii. Pizzalar, pastalar, yani makarnalar. Bunları yiyordum ama bu 21 gün boyunca yemeyeceğim. Söz verdim ve bu sözümü tutuyorum. Kendime vermiş olduğum bir söz. Enerjikim, mutluyum. Gerçekten mutluyum. Bir değişiklik oldu. Mutluydum ama şimdi daha da bir mutlu oldum. Daha çok böyle bir pozitif oldum. Gerçekten bu yediklerim, içtiklerim çok önemli yer tutuyor bence. İşte şimdi beraber restoranta gittiğimizde o götürüyor pizzaları, pastaları böyle bir güzel afiyetle şarabını da içiyor. Ama ben bu dönemde sadece salatalara takılıyorum restoranda. Çünkü akşam menülerinde genelde salata ve sebze yemeği oluyor. Tabi sebze yemeği bulmak biraz zor, o yüzden hemen ben şey istiyorum. Grill asparagus ya da ne diyeyim enginar, çok güzel grill enginar yapıyorlar burada. İşte haşladıktan sonra ızgaranın üzerinde böyle sarımsaklı. Hafif zeytinyağlı ve güzel değişik bir tat. Onları istiyorum. Ya da işte bara gittiğimizde de bardaki çocuğu tanıdığımız için çocuk şey diyor. Burası Starbucks mı? Green tea istiyorum. Ne yapayım hani? Şarap içemem ya da başka bir şey içemem. Tamam tamam diyor. Tanıyor ya bizi. Getiririm ben sana diyor. Getiriyor benim green tea'mi, yeşil çayımı. Bir güzel onu da afiyetle içiyorum. Harikayım. Mutluyum. Her sabah 10 bin adımımı atıyorum.
10 bin adım attıktan sonra sabahları, akşam da Jax'le beraber yürüdüğümüz için üstüne ilaveler oluyor ekstradan. Böyle tam gaz gidiyoruz arkadaşlar. En önemli konuyu söylemedim. Geçen hafta, yani ikinci haftanın sonunda kaç kilo verdim? Söylemeyeceğim. En sonunda söyleyeyim ben size, değil mi? Hadi söyleyeyim, söyleyeyim. Bu haftada 1 kiloyu verdik. Geçen hafta 1.6 idi. Bugün tartıldığımda 1 kilo daha gitmiş. 2.6 ile tamamladım 2 haftayı. Şimdi işte bu son haftamız. Bakalım bu son haftayı nasıl geçireceğiz? Yine izlenimlerimi, deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Artık ara ara yine çekimler yapmaya devam ederim. Biraz önce yogamı da yaptım. Neyse, devam ediyoruz. Bir yandan da ben burada tabii green tea'mi içiyorum her zamanki gibi. İçinde tarçınım da var. Size de afiyet olsun. Siz de için lütfen. Deneyimlerimi paylaşmaya devam edeceğim. Görüşürüz sonra. Evet, 21 günü arkada bıraktık. Çok güzel bir 21 gündü benim için. Üstüne bir haftada koruma programı yaptım. Kilomu birazdan size göstereceğim. Kaçtım, kaç oldum. Ne yaptım? Detoks yaptım. Detoks yaparak vücudumu temizledim. Yani eğer doğru besinleri vücudunuza alırsanız enerji seviyeniz artıyor. Eğer almadığınız takdirde zaten ağırlaşıyorsunuz. Zaten bunu siz kendinize diyorsunuz ki, ay bugün şu yemeği yedim, böyle bir ağırlık bastı üstüme. Niye? Çünkü vücudunuza doğru besinler girmiyor arkadaşlar. Bu 21 gün boyunca beslenme şeklimi değiştirdim. Birçok şey aslında bana uyuyordu. Ama ne yaptım? Biraz daha metabolizmayı hızlandıracak meyvelerle, sebzelerle böyle bir detoks programı uyguladım ben. Detoks programını zaten ilk 3 günden sonra görmeye başlıyorsunuz. Faydalarınızı ne görüyorsunuz? Cildinizde şöyle bir parlama görüyorsunuz. Saçlarınız canlanıyor. Vücudunuz zaten hemen şekle giriyor. Vücudunuzdaki o toksinleri, ödemleri atıyorsunuz. Biz bu 21 gün boyunca kahve ve çay içmedik. Çünkü neden? Vücudumuzun ödem toplamasını istemediğimiz için. Daha çok bitki çaylarına ve yeşil çaya yöneldik. Zaten biliyorsunuz ben hep matcha tea içerdim. Matcha latte. Bunu da hiçbir şekilde aksatmadım. Ama kahve kesinlikle ve kesinlikle kahve ve alkol yoktu bu detoks programında. Yalnız şunu söylüyorum. Lütfen kendi başınıza asla böyle bir detoks programı yapmayın. Kendi kafanıza göre yaparsanız vücudunuza almanız gereken vitaminleri almıyor olursunuz. Çünkü biz bunun yanında birkaç ilaçlar da içtik. Yani takviyelerimiz de vardı. O yüzden siz bunlardan eksik kalır, vücudunuza daha çok zarar verirsiniz. Bir bilenle yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Benim için çok güzeldi. Çok sağlıklı bir 21 gün geçirdim. Bunun üstüne bir haftada koruma programım vardı. Onu da yaptım. Hatta ben koruma programı boyunca da, hani koruma programı kiloyu korumaktı. Bu süre boyunca da yine de ben kilo vermeye devam ettim. Sağlıklı bir şekilde kilomu verdim. Zaten size bu göbeği göstermiştim. Biraz da onu da göstereyim. Göbek möbek kalmadı. Çok güzel, istediğim kilodayım.
Şimdi buraya size tartı resmimi de koyarım. Kilomu da görürsünüz böylece. Üçüncü haftada daha çok biz böyle sıvı gıdalarla beslendik. Neden sıvı gıdalarla beslendik? Çünkü sindirim sistemimizin harcaması gereken enerjiyi orada yemeklere öğüterek harcamasını istemedik. Bu enerji gidip vücudumuzun başka yerlerindeki organları onarmasını ya da cildimizin güzelleşmesi için çaba harcamasını istedik. O yüzden 3. hafta daha çok sıvı haftası olarak geçti arkadaşlar. Yani 3. haftada bütün hücrelerimizi yeniledik. Çünkü bütün enerjiyi böbrek, kalp, karaciğer, akciğer yani ne varsa oralara gönderdik. Demeyeceksin. Bak bu da burada yatıyor aslında yanımda. Bak bir merhaba desene şuraya ya. Küçük hala. Eğer vücudunuzu yenilemek istiyorsanız mutlaka bu detoks programını yapmalısınız. Çünkü ben çok çok mutlu kaldım. Kendimi mutlu hissediyorum. Kilo vermek değildi aslında amacım. Amacım daha çok böyle cildimi hani detoks yapıp o ödemleri atıp böyle bir temizlik yapmaktı. Kilonuz ne olursa olsun hiç önemli değil. Mutlu olduğunuz kiloda olun arkadaşlar. Ama sağlıklı yiyin, için ve sağlıklı yaşayın lütfen. Bunu sizden rica ediyorum. Bu yolculukta bana destek olan Fadime Hanım'a. Çünkü her sabah onun enerjik sesini duymak böyle insanı motive ediyordu gerçekten. Böyle çok enerji dolu biri. Onunla tanıştığım için çok mutluyum. Tabii Necla Hanım ve Didem Hanım'a da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Benim her öğünde yemeklerimi kontrol ettiler. Ondan sonra attığım adımları kontrol ettiler. Bunlar için de onlara teşekkür ediyorum. Zaten buraya Instagram'ında yazacağım. Gerekli bilgileri size verir. Ben çok memnun kaldım şahsen. Size de tavsiye ediyorum. Bu detoks programı ile ilgili daha böyle videolar yapmak istiyorum. Ne tür sular içtiğim, ne tür çaylar yaptım. Beni takip etmeye devam edin. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın diyorum. Beni izlemeye devam edin. Şimdi gelin aynaya bakalım. Bu göbek nasıl gitmiş görelim. Kaç kilo olmuşuz onu da bir görelim. Hadi gelin aynaya. Evet. Göbek buradaydı. Bakın. Görünüyor mu? Şöyle yapayım. Göbek mebek kalmadı arkadaşlar. Hepsi gitti. İnceldik. Zayıfladık. Kilomuzdan da çok memnunuz. Sağlıklıyız en önemlisi. Haftaya görüşmek üzere. Sevgi saygıyla hoşça kalın.